Selam dostlar arkadaşlar. Ben Cengiz Usta. Yine bir takım işlerin sonucuna erdik. Bugün tam size 6 tane bağlamanın ses videosunu sunacağım. Bunlar yeni. Bu elimde gördüğünüz de Bodrum'dan İsmail Beyefendi'nin bağlaması. Telledim. Akordunu yaptım. Şimdi deniyorum. Kendisi de buradan dinleyecek. Evet. Şöyle bir bağlama. Kapağını değiştirdim. Sapını onardım. Yeni bir klavye taktım. Evet, bu bağlama başkasının ürettiği bir bağlama. Fakat ben elden geçirdim. Yeni bir kapakla, yeni bir tesviyle. Bakalım sonuç nasılmış. Yeni tellediğim için biraz akort şu an kaymış. Güzel tınısı var. Bayağı bir uzun süreli bir tını. İsmail Efendi. Tınısı gayet hoş oldu. Klavyesi de hoş oldu yani. Güzel bir klavye. Tasarımı bana ait. Lazer makinesiyle kesimini yaptım. Bilgisayar üzerinde tasarlıyorum. İsmail Efendi'nin bağlaması hazır. Güle güle kullanabiliyoruz. Şimdi sırada kendi ürettiğim bağlamalar var. Şöyle hemen hızlı bir şekilde geçelim. Bu dut yaprak bağlama. Yine şu gördüğünüz işçilik tasarım bana aittir arkadaşlar. Hilesiz, hurdasız bir bağlama. Videonun başında söyleyeyim. Şimdi videolarımı izliyorlar. Tamamını izlemeden eleştiri yazıları yazıyorlar. Bir tane bağlama, kırılan bir bağlamam vardı. Daha doğrusu kırdı. Komplo olarak yani kötü duygularla, kötü hissiyatla beni karalamak adına Avustralya'ya gönderdiğim bir müşteri bağlamayı kırıp video attı. Onun fanatikleri diyeyim, onun tetikçileri, onun trolleri diyeyim sayfada videolarıma giriyorlar, yorum yapıyorlar sahtekar, dolandırıcı diye. İşte bir sahtekarlığım yok. Her şeyi göz önünde ortaya koyuyorum. Sergiliyorum en azından. Beğenen beğeniyor, beğenmeyen de beğenmiyor. Yapacak bir şey yok yani. Ama sayfama saldırı var. Bu hiç hoş bir şey değil yani. Beni karalayıp benim ekmeğimle oynamaya çalışıyorlar. Ekmeğine oynarsanız bir kişinin bir gün biri de gelir sizin ekmeğinizle oynar. Kendi işinizle bakın. Gidin ailenizle geçiminizi sağlayın. Çoluğunuzla çocuğunuzla uğraşın. Sevdiklerinizle uğraşın. Daha faydalı olur diye düşünüyorum yani. Gelip benim sayfada benimle ne uğraşıyorsunuz yani? Benim olayım mahkemelik olmuş, sonuçlanmış, bitmiş yani. Daha neyini kurcalıyorsunuz? Elimde karar yazısı var yani mahkemede. O dava bitmiştir yani. Saz kırılmıştır, saz yok artık. Siz ne kurcalıyorsunuz? Evet,
bu kötü yaklaşım, kötü olaylar. Ha, ben bir emekçiyim, bir alın teriyle geçimini sağlayan, benim de bir ailem var, çoluğum çocuğum var, onların rızkı için burada uğraşıyorum. Kimseyi kazıklayarak, kandırarak bu duruma da gelilmez. Yani ben 30 senedir saz yapıyorum. 30 sene bir insan bu duruma gelmez yani, üçkağıtçılıkla, dolandırıcılıkla. Dükkanım var, iki tane kocaman dükkanım var. Burada kimsenin olmayan bir dükkan sahibim, alet edevatımla. Övünmek için demiyorum. Bir insan bir yere geliyorsa emek vererek gelir. Yani bunu karalayıp da yok etmeye çalışmak iğrençliktir. Gidin kendi işinizle uğraşın. Bunları tekrar tekrar akortlanması lazım. Çünkü ilk defa akortluyorum. Yani yeni telledim. Henüz çalınmadı. Çalınıp böyle bir hafta sonra sesi daha dehşet bir şekilde ortaya çıkacak. Şu an akordu bırakmış durumda. Hani 5-6 tane sazın akorduyla uğraşırsak tam 5-6 saatimiz geçmiş olur. Evet, bunları çalacağız. Tekrardan yayına veririz, kısmet olur. Şöyle yüzeysel olarak gösteriyorum. Yani tınılarını sizler dinleyesiniz diye. Bu da dut oyma bağlama. Şöyle güzel, henüz silinmedi, toz olmuş. Yine tasarımlar ben kendim yapıyorum arkadaşlar. Bağlamalarla ilgili tasarımların hepsini kendim yapıyorum. Bu gördüğünüz tasarımlar bana aittir arkadaşlar. Farklı, güzel. Gerçekten güzel tınısı var. Hele biraz da çalınsın, o zaman değneğin keyfine yani. Daha da lezzetli olacaktır. Sırayla gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Bu bir tanesini de hemşerim Gültekin Beyefendi seçecek içinden. Şu an ben deniyorum öylesine. Kendisi beğenecek. Gültekin Parlak Beyefendi Sivas İmralı'dan dut oyma bağlama siparişi verdi. İçlerinden bir tanesini, hangisini beğenirse kendisine vereceğiz.
farklı farklı tınılar var, görüyorsunuz. Akordu bozuk ama ses güzel arkadaşlar. Birbirinden güzel bağlamalar arkadaşlar. Bu da ardıç bağlama. Yine hepsine aynı deseni uyguladım. Şu desen bağlamaya yakıştı. Hoş duruyor. Kendi uydurma. Bu da yakıştı. Şu ortadaki sedeftir arkadaşlar. Sedefin parlak deniz kabuğundan oluşur. Cilanın altındadır o. Klavyede çok bir şık tasarımdır arkadaşlar. Bu bağlamada da apayrı bir karakter var. Tok sesli, dolgun bir sesi var. Kalın yani. Bas karakter. Güzel. Halen tel inliyor yani. Güzel arkadaşlar. Güzeldir. Beni tatmin ediyor. Kaç bağlama oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. bağlama. Son bağlamayla
final yapıyoruz arkadaşlar. Hatta bir tane daha bağlamamız var. Onu henüz akutlamadık. Bu da Gültekin Beyefendi'nin bağlaması. Klavyeyi sapı uzattım, uzun sapa çevirdim. Tesviyesini yaptım. Yeniden tel perde. Şöyle de bir zeytin dalı tasarımı yerleştirdim. Evet. Bunun henüz akortlamadığım için yayına veremeyeceğim. Gültekin Bey kendisi gelince artık birlikte çalarız. Yine dut oyma bağlama. Hepsinde aynı işçiliği uyguladım. Aynı tasarımı. Daha başlamadan tel ötüyor. Arkadaşlar. Akort kaymış. Biraz pes, biraz daha gerilmesi lazım. Sıcaklığına geçince daha iyi ses verecek. Atölye ortamı biraz serin olduğu için daha da ötecek yani zil gibi.
sahiplerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güle güle kullanın. Yaptığımız işin arkasındayız. Herhangi bir sorun çıkarsa getirin, onaralım, bakalım, değiştirelim. Her türlü çözüm var arkadaşlar. Evet, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın.